merhaba. Yıldız Teknik merhaba. Üniversitesi Matematik Mühendisliği bölümündeyiz. Yanımızda Ayla hocamız var. Bölümün en kıdemli, en eskilerinden sayılır. Çünkü öğrenciliği, eğitimi, akademisyenliği tamamen matematik mühendisliğinde olmuş. Ama biz klasik sorumuzu sorarak başlayalım. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Sizi tanıyabilir miyiz hocam? Tabii ki. 1985'te öğrenci olarak girdim. Yıldız Teknik Matematik Mühendisliği'ne. Buradan mezunum. Yüksek lisansımı yine aynı bölümde yaptım. Doktoramı Essex Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde yaptım İngiltere'de. Ve 1999'da yardımcı doçent olarak çalışmaya başladım. Son 5 yılda doçent olarak çalışıyorum. Tebrik ederiz ayrıca hocam. Uzun bir meslek hayatım var ve bunun içerisinde de matematik mühendisliği büyük bir rol oynuyor. Peki hocam hemen başlayalım. Matematik mühendisliği ile ilgili çok soru alıyoruz. Nedir matematik mühendisliği? Ne iş yapar? Mezunları nerelerde çalışır? Bunları öğrenmek istiyoruz. Bize kısaca matematik mühendisliğini bir tanıtabilir misiniz? Bu bölüm varlık sebebi nedir? Eğitim içeriği neleri kapsar? Veya matematik mühendisliği denince ne anlamamız gerekir? Matematik mühendisliği aslında mühendislik problemlerine analitik çözümler üretebilen, bunların matematiksel modellerini kurabilen, ayrıca da bilgisayarla çözümler üretebilen. Aslında bilişim dünyasının içinde bir bölüm, doğru mu? Bilişim dünyasının içerisinde ve hatta da bilişimin tam mantık ve modellemesinin üzerinde olduğu bir bölüm. Peki gene bu matematik mühendisliği bölümünün bilgisayar mühendisliğinden ne farkı var? Veya matematik bölümünden ne farkı var gibi sorular alıyoruz. Tabii sizin cevabınız nedir bu konuda hocam? En sık karşılaştığımız sorulardan bir tanesi. Bunun sebebi de şu aslında. Önce oradan başlayayım. Biz hem yazılım dersleri, yani bilişim dersleri verdiğimiz gibi aynı zamanda matematik ve mühendislik dersleri de veriyoruz. Bu manada matematik bölümüyle de kardeş bölüm sayılırız. Yani programımızın bir ortak, bir paydaşı büyük pay anlamında. Ama bilgisayar mühendisliğiyle de programlama anlamında, bilişim derslerimiz anlamında ortaklığı var. Çok yabancı değil. İki diyebilirim ki kardeş bölüm bize göre. Biraz daha matematik bölümüyle bilgisayar mühendisliğinin entegre olduğu, daha interdisipliner olan bir yere oturuyor matematik mühendisliği. Borsada da yazılım departmanında bir iş zekasında çalışabilir. Evet. Bir veri madenciliğini bir bilgisayar mühendisi de yapabilir. Sonuç alabilir yazılımdan. Ama onu matematiksel, istatistiksel anlamdaki yorumu anlamına geldiğinizde matematiksel anlamda daha iyi yorumlayabileceğini düşünüyorum ben. Yani aslında şöyle diyebilir miyiz? Ben sizin görüşünüzü alayım bu konuda. Bilgisayar mühendisliği de sonuçta matematikten çıkan bir disiplin. Arka planında dayandığı bilim olarak matematik var. Evet. Burada matematik mühendisliği işin bilgisayar mühendisliğinden biraz daha fazla matematiğini önemseyen, önceleyen bir bölümdür denilebilir mi? Doğru bir tanım olur mu? Kesinlikle öyle. Çünkü bölümün aslında iç yapısına baktığımızda, programına da bizde 5 ana bilim dalı var. Bu 5 ana bilim dalından bir tanesi sistem analizliği. Evet. Ki işte bilişim derslerini yürüten hocalarımızdan oluşan. Yani program anlamında da bakarsanız. Diğer ana bilim dallarında öğrenebilir miyiz hocam? Diğer sistem ana bilim dalları işte matematiğin temelleri ve matematik lojik, topoloji, matematik lojik. Ve yanlışım olmasın ama tam başlıklar konusunda bir de mekanik anabilim dalımız. Bunlardan en bilgisayara en yakın olanı zannediyorum sistem analizi. Bilgisayar anlamında çalışanların uzmanlığı bu alanda olanların içinde bulunduğu anabilim sadece sistem analizi. Evet. Diğer anabilim dallarında olan hocalarımız da tabii ki kendi dallarında kendi konularında bilgisayardan ve yazılımlardan yararlanıyorlar. Mekanikteki özellikle uygulamalı mekanikte olan arkadaşlarımız da
Yazılımı ama orada zannediyorum, araç olarak bilişim bir araç, amaç değil. Evet, araç. Bizler için sistem analizindeki, anabilim dalındaki hocalar için ise o bir otomasyon sisteminin kurulması. Siz inşa ediyorsunuz bilişim sistemini. Analizinden tutun. Buradaki sistem kelimesi çok kullanıldığı için biraz açabilir miyiz? Yani burada kastedilen sistem matematiksel bir sistem ve yazılımla desteklenmiş bir sistem. Aynen o şekilde. Donanım değil mesela, değil mi sistem? Yok, matematik mühendisliğinin sistem analizi dediğimiz kısımda bir işletmenin en iyi çalışacağı sistemi kurmak, matematiksel yapısını ortaya çıkarmak olduğu gibi aynı şekilde oranın bu sistemini yazılım platformuna taşıyıp otomasyon sistemiyle de destekleyebilecek kabiliyette öğrencileri yetiştirmek. Esas sorunumuz, yani esas amacımız diyeyim ya da bu. Yani Türkiye'de bu genelde hazır yazılımlar kullanıldığı için aslında belki çok fazla, ama sizinle biraz öncesinde konuşmuştuk, veri bilimi, veri madenciliği, bu konular şu an yükseliş trendinde. Zannediyorum orada hala çok büyük ihtiyaç var. Matematiksel olarak bu konuları destekleyebilecek yetişmiş insan açığı çok fazla piyasada, ben görüyorum en azından, kendim söyleyebilirim. Bu konularda çalışmalar nasıl hocam? Bölümde böyle çalışmalar var mı? Neler yapılıyor? Şimdi veri bilimi veya data science diyerekten son zamanların en favori dediğimiz başlığı. Bu alana geldiğimiz zaman yurt dışındaki yapılan istatistiklerde veya piyasa araştırmaları da şunu gösteriyor ki aslında IT sektörü belirli bir artık yeri kapladı. Doğru. Belirli doyuma ulaştı diyemem ama belirli bir iş alana, bir iş hacmine ulaştı. Veri bilimi de bu alan içerisinde artık o kadar terabaytları artık aşan ki yani piyasada gördüğümüz anlamda bakarsak artık bu alanda 20-30 yıllık anlık datası olan bir potansiyele sahip. Bu datanın üzerinde artık raporlar üretilmesi bizim bildiğimiz anlamda açık olan bilginin bir şekilde özetlerinin alınması. Data bilimine geldiğiniz zamansa bu data, birikmiş olan datanın, büyük ölçekli datanın içerisinde gizli olan bilgilere, yani bizim işte implicit dediğimiz, yani daha İçsel. İçinde bulunan dediğimiz verileri bir şekilde metodik algoritmalarla, tekniklerle analiz edip size knowledge dediğimiz bilgi formatında vermesi. Bu manada dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de çok yeni bir alan ve yeni bir interdisipliner dediğimiz disiplinler arası çalışma platformu sunabilecek bir başlık. İstatistiklere göre de verilen tanıtımlarda da bizim edindiğimiz bilgilere göre IT sektörünün bir yan kolu ya da içerisinde onu tamamlayanı anlamında %8 bu alanı, yani IT sektörünün alanını genişleteceği tahmin edilen bir oran. Bu %8'inin içerisinde de matematik mühendisliğinin ben daha fazla rol alacağını düşünüyorum ki piyasada gördüğümüz kadarıyla da bu alanın içerisindeki olan Ar-Ge gruplarında matematik mühendisleri oldukça rağbet görüyor. Evet. Veri bilimi anlamında hani tabii ki matematik her alanda olduğu için ve her mühendisliğe de içerisinde yer aldığı için, sosyal medya dahil olmak üzere bu alanlara, tabii ki hem modelleyiciler, hem analizciler, hem işte yorumcuların aktif bir şekilde rol alacağı bir alan olarak görüyorum. İlerisini oldukça açık görüyorum ve kendim de işte son 2 senedir bu alanda büyükleri üzerine çalışıyorum. Peki hocam, matematik mühendisliğinden mezun olan arkadaşlar genel olarak nerelerde çalışıyorlar?
çalışma sektör alanı neler, neler? Genel anlamda baktığımızda tabii ki çalışma alanı oldukça geniş. Yani matematik mühendislerinin işte yaygın olarak çoğunlukla çalıştığı alan IT sektörü. Bilişim dünyasına koyuyor. Bilişim dünyası. Çünkü matematik mezunları mesela bankacılığa, sigortacılığa, evet, öğretmenliğe gidebiliyorlar. Bizim bu da herhalde açık. Bu da açık ama artı onlar biraz yazılımcı, daha ikinci. Çünkü öteki taraf daha cazip. Evet. Maaşlar yüksek. Sadece maaşlar da değil. Ben gençlerin artık daha teknolojik şeylere meraklı olduğunu, yeniliklerin olduğu alanlara çok çabuk adapte olduğunu, sevdiğini ve bir şekilde de eğlenirken bir şeyler yaptığını, evet, yaşam biçimi haline getiriyorlar artık çalışmayı. Bu alanın tercih etme sebeplerinden ilkinin bu olduğunu düşünüyorum. Ama tabii Türkiye'yi ve ekonomik durumları da göz önüne alırsak, çoğunlukla bu alan, bu sektör, bu sektör tabii ki daha iyi maaşlar ödüyor. Ekonomik anlamda hayatlarının daha iyi koşullarda yaşamalarına yardımcı oluyordur. Ama bence ilk tercih sebebi olduğunu düşünüyorum. Peki hocam, matematik mühendisliği bölümü nereye gidiyor? Yani bir 5 sene sonra, 10 sene sonra bu bölümün geleceği ne olacak? Matematik mühendisliğinin yani akademik anlamda tabii, bakarsak akademik diyeyim. Anlamda. Çünkü her zaman akademi ile piyasa arasında matematik mühendisliğinin, yani eğitim programlarıyla çalışma alanları anlamında diye bakarsanız biraz farklı olduğunu görüyoruz. Bir boşluk var arada, değil mi? Geçiş bir anlamında. Bir fark var, o da şu. Mezunlarımızın daha çok yazılımcılık ve teknoloji alanlarında çalışması göz önüne alındığında programlarımızın bu yönde biraz daha genişlenmesini kalıyor. Ben arzu ediyorum. Tüm akademik programlarda olduğu gibi, çoğu programda olduğu gibi bizim programımızın da bu yönde sorunları olduğunu düşünüyorum. Bunun aslında ana sebebinin de bu alanda yetişmiş yeterince akademisyenin bulunmaması. Bir matematik alanında hani geçmişten itibaren çok daha birikimli dediğimiz bir yapımız olduğu halde ne yazık ki bilişim sektöründe o kadar değiliz. Ve bilişimin bütün bölümleri böyle hocam. Bilgisayar mühendisliği de, yazılım öyle. Mühendisliği çünkü de. Çünkü bu alan de genç. Ben öğrencilerin taleplerini esas alan ve çalışma alanlarını da iş bulma şartlarını, koşullarının daha iyi olması nedeniyle piyasayı da göz önüne aldığım için daha çok IT sektörüne kaymasını istiyorum. Ama IT sektörüne derken de bir kalkıp bir programlama dilinde sadece kod yazan, bilgisayar programcısı, işte kurslardan yetişen, herhangi bir 3 aylık, 6 aylık kurslardan yetişenler gibi olmalarını değil, daha üst düzeyde bir eğitim alarak daha ileri çalışmaların içerisinde olmalarını bekliyorum. Bu manada da şu sorunun önünü aslında kapatmak istiyorum. O da şu, yani nasıl bilgisayar mühendisi sadece programcı değilse, evet, ve o disiplinin içerisinde pek çok alan varsa ve uzmanlaşma varsa, bunun sadece bir programcı olmadığını, bunun üzerine daha pek çok şeyin olması gerektiğini inanıyorum. Bu yüzden de programımızda bazı eksikler var. Mesela işte bir data science gibi veya iş zekası gibi. Şu anda piyasada matematik mühendislerinin çok tercih edildiği alanlar bunlar. Bunlar gibi yeniliklere açık olmak istiyorum ve programımızın da daha esnek olup öğrencilerimizin daha çok seveceği, eğleneceği, daha çok öğreneceği ve mezun olduktan sonra rahat işe girip çalışabilecekleri alanlarda programımızın
yenilenmesi ve bu yenilenmenin de bir sefere, iki sefere mahsus değil. Teknolojide sürekli olan yeni, bir şey aslında bu, evet, değil mi hocam? Yani değişimin sürekliliğinin sağlanması taraftarıyım. Programların belirli kişilerin işte müdahalesiyle sadece yapılmayıp bütün akademisyenlere, bütün mezunlara, öğrencilerin fikirleri alınarak ve hatta işverenlerin fikirleri alınaraktan öğrenciye en iyi hitap edecek şekilde derslerin mesela kesinlikle proje tabanlı olması, evet, değerlendirme kriterlerinin sadece yazılı sınavlı olmaması, doğru, işte öğrencilerin derse sunumlarla, fikirlerle katılarak kendilerinin de gidişatına, dersin verilişine etki edebilecekleri, yani kendilerini verimli hissedecekleri şekilde gitmesini istiyorum. Yani bölümün önü anlamında bakarsanız, yeni tercih edenler için diye bakarsak, bölümün yurt içinde ve yurt dışında önünün oldukça açık olduğunu düşünüyorum. Hocam yüksek lisans doktora var mı şu an? Var. Program anlamında bakarsanız bizde iki tane lisans programı var. %30 İngilizce programımız ve %100 İngilizce programımız. Bunlarda ikinci öğretimimiz de vardı. İşte şu anda ikinci öğretimimiz işte artık son iki senesinde tercih yapılmıyor. Ama master programımız var. Aynı zamanda %100 Türkçe olduğu gibi %100 İngilizce de var. Doktora programımız da var. %100 ve %30, %100 Türkçe ve İngilizce olmak üzere. Evet, bunları diğer videolarda da söylüyoruz. Hep söylediğimiz bir şey. Aslında yüksek lisans ve doktora programı olması bir bölümün ne kadar köklü olduğunu, ne kadar gelişmiş olduğunu da gösterir. Önemli kriterlerden tabii birisidir ki diye bunu söylüyoruz. Arkadaşlara da, seçim yapacak arkadaşlara da hatırlatalım. Peki hocam, matematik mühendisliğine son olarak son bir soru müsaadenizle sorayım. Matematik mühendisliğini tercih edecek olan arkadaşların nasıl özellikleri olması lazım? Yani herkes bu bölümü yapabilir mi? Veya yapacak olanların farklı özellikler olması gerekiyorsa nasıl kişilikleri, nasıl bir hayat bekliyor önlerinde 4 yıl boyunca okurken, neleri başına gelecek veya neler, hangi konularda daha önde olan arkadaşların tercih etmesini siz tavsiye edersiniz? Tabii öncelikle yani matematik anlamında yeterli olmalı. Yani lisede matematik notu yüksek olacak. Giriş puanını sağlamaları gerekiyor. Tamam, onlar zaten şart hocam. Bunun yanında bilgisayara ilgili olmaları gerekiyor. Yani, üçüncü olarak da eğer gerçek hayatta gördükleri problemleri matematiksel anlamda çözüm anlamında, modelleme anlamında diye baktığımızda eğer bunu kendisinde ve gözünde canlandırabiliyor ise, öngörüsü oluşuyor ise, bir fikri oluşuyor ise, evet, onun yeri ya da doğru yeri matematik mühendisliğidir. Ama sadece matematiksel olarak düşünmüyor, modelsel olarak düşünmüyor, sadece araç olarak düşünüyor ise bilgisayarı, evet, bizim için baktığımızda bizim bölüm onun için doğru bir yer değil. Hedefini bu yönde koyması gereken, hedefini bilen arkadaşları daha şey. Çok teşekkür ediyoruz hocam bize vakit ayırdığınız için. Rica ederim. Çok teşekkürler.